Ramazan ayında rahat oruç tutmak için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için Ünye Devlet Hastanesi başhekimine sorduk. Başhekim Operatör Doktor Güray Yılmaz, Ramazan ayında oruç nedeniyle sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunlarını ve buna bağlı olarak hastaneye en çok hangi şikayetlerle başvurulduğu hakkında Çakır TV kameralarına bilgi verdi. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öncelikle hastanemize Ramazan ayı boyunca başvuran hastalarımızda en sık gördüğümüz hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle sabah ve gün içinde baş ağrısı ve baş dönmesinden çok fazla hastamız geliyor. Yine halsizlik, yorgunluk, bitkinlikle de hastalarımız başvurabiliyor. Ve iftardan sonra da sıklıkla gördüğümüz hasta grubu karın ağrısı, bulantı ve kusma. Bunları da çok sık görüyoruz. Bizim buradan tüm vatandaşımıza özellikle Ramazan'la ilgili sağlıkla, beslenmeyle ilgili birkaç tane önerimiz olacak. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle iftarda birdenbire aşırı yüklenme, yemeklerden fazla tüketmeyi önermiyoruz hastalarımıza. Ve bu yüzden vatandaşlarımıza diyoruz ki iftarda fazla yemek tüketmek kalp krizi riskini arttırır. Bu nedenle biraz daha porsiyonlarımızı küçültmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapabiliriz? Ben o konuda da kısaca bahsedeyim. Öncelikle hurma, zeytin veya suyla iftar açıldıktan sonra bir çorba tüketmemiz gerekiyor. Ve çorbadan sonra ana yemeğe geçmeden yaklaşık bir 5 dakika kadar ara vermek uygun diye düşünüyoruz. Yine özellikle kan şekerini dengelediği için, çok dengeli bir besin olduğu için biz sofradan hurmayı da eksik etmeyin diyoruz vatandaşlarımıza. Özellikle şeker dengesinde etkili olduğu için yüksek açlık isteğinde bastırmak için özellikle çikolata yerine hurma tüketebilir. Ama hurma tüketiminde de dikkat edilmesi gereken şey hurmaları iyi yıkamak gerektiği. Çünkü hurmaların yetiştiği ağaç ortamında bazı kuşlardan geçen enfeksiyon olabilecek organizmalar olduğu için hurmalarımızı iyi yıkamamız gerekiyor. Yani tatlı konusunda hurma dışında sütlü tatlılar, dondurma da ek bir alternatif. Bunları da vatandaşlarımıza biz öneriyoruz. Onun dışında biz vatandaşlarımızdan iftarda özellikle tek tip beslenmekten uzak durmalarını istiyoruz. Yani bir gün sebze tükettilerse ertesi gün sofralarına mutlaka et ya da kuru baklagil dediğimiz kuru fasulye, nohut bu tarz yemekleri mutlaka bulundursunlar. Bunları tavsiye ederiz. Mutlaka sofralarında mümkünse ayran, cacık, salata yani bu tarz şeyler kullansınlar. Sıvı tüketimi de Ramazan'da çok önemli. Bizim önerimiz günlük 2 ila 2,5 litre arasında sıvı tüketimi. Ya da bu da yani yaklaşık 10 bardak civarında sıvı tüketimi oluyor. Bunu da biz mümkün olduğunca peş peşe arda arda içilen bardaklarla değil, iftarla sahur arasında yavaş yavaş yayarak kullanmalarını istiyoruz hastalarımızdan ve vatandaşlarımızdan. Bunun dışında ben sahurla da ilgili birkaç küçük önerim olacak vatandaşlarımıza. Sahurda en fazla yapılan hatalardan birisi de eğer çok yemek yersen ertesi gün çok az acıkırım. Bu aslında yanlış bir şey. Bizim önerimiz sahuru kahvaltı şeklinde yapmak ve mümkün olduğunca fazla tüketme yapmamak. Yani sahurda kahvaltı şeklinde yapalım ve özellikle doyurucu gıdalardan alalım. Bunlar neler olabilir? Bir yumurta, peynir, kahvaltı şeklinde yoğurt olabilir. Ve aynı zamanda esmer ekmek tüketmeyi ben tercih ediyorum. Bunlar tok tutan besinler. Bunlar gün içinde bizi mutlaka tok tutacaklardır. Ayrıca Ramazan ayıyla ilgili, sağlıkla ilgili benim tekrar başka önerilerim olacak. Bunlar da uyku düzeni. Yani gün içinde uyumayı biz çok fazla önermiyoruz. Özellikle yani iftara yaklaştığı saatlerde. Eğer çok fazla uyunulursa bu sefer geceleyin ileri saatlerde uyunuluyor ve uyku düzeni bozuluyor. Bizim önerimiz sahurdan sonra mutlaka uyumak gerektiği. Sahurdan sonra alınacak bir 2 saatlik uyku insanı çok fazla dinçleştirir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve uyku saatlerimizi değiştirmememiz gerekiyor. Yani normalde saat mesela 7.30'da kalkıyorsak Ramazan ayında da yine 7.30'da kalkmaya özen göstermemiz, uyku dengemizi ve düzenimizi bozmamamız gerekiyor. Benim sağlık ve beslenmeyle ilgili önerilerim bunlar.
Ama bir de tabii ki Ramazan ayında kimler oruç tutmalı konusunda çok sık bize de vatandaşlarımızda başvurular oluyor. Biz özellikle şeker hastalarını Ramazan ayında oruç tutmalarını sağlıklar açısından birazcık sıkıntılı bulabiliyoruz. İşte ağır kalp, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olan hastalarımız, yine ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarımız, gebelikte özellikle ilk 3 ay ve son 3 ay bizim için çok önemli. Bu dönemde dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda bazı beslenme ile ilgili sıkıntısı olan hastalar oluyor. Özellikle midesinde, 12 parmak bağırsağında ülser olup da özel diyet yapması gereken hastalarında mutlaka hekim kontrolünde oruçlarını tutmaları gerekiyor. İlaçlarımız hastalarımızın iftar sahur şeklinde mümkün olduğunca düzenliyoruz. Benim tüm vatandaşlarımıza önerim, özellikle iftar ve sahurda hızlı yemek yemekten kendimizi alıkoyalım. Çok abartılı yemek yemeyelim. İftardan sonra kola, çikolata ve aşırı kahve tüketiminden uzak duralım. Ve egzersiz yapan hastalarımız veyahut da vatandaşlarımız varsa da iftardan sonra egzersizlerini yapabilirler. Ben tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.